Merhaba arkadaşlar, sizinle karamelli soğuk kahve yapacağız. Haydi o zaman başlayalım tarife. Şimdi granül kahve kullanıyorum. 4 tatlı kaşığı. Şöyle ölçelim. Bu şekilde arkadaşlar. 1 2 3 4. Biraz azıcık dökelim. Tamam. Çünkü onun son kaşığa biraz gelmedi. 4 tatlı kaşığı kahve, granül kahve. Bunu yıkayayım. Ondan sonra 3 tatlı kaşığı toz şeker arkadaşlar. Böyle döküyorum. 1 2 3. Yani eğer çok şekerli içiyorsanız biraz daha şeker ilave edebilirsiniz. Ama bana şimdi 3 kaşık yeter. Ardından 2 veya 3 tatlı kaşığı karamel dökeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim karameli. Arkadaşlar bunu Türkiye'den aldım. Ve gerçekten tadı çok güzel. Denedim. Tavsiye ederim. 2 ve 3. Tamamdır. Biraz koyayım içine, suyla eriteyim kaşıktakini. Şu şekilde tekrar göstereyim arkadaşlar, tavsiye ederim. Ve dökeceğim kalıplarda, kahveyi dökeceğim kalıplarda bunlar arkadaşlar. Bunları da Türkiye'den aldım internet. Donduğu zaman bu şekilde altları silikonlu, kolay çıkarabiliyorsunuz. Ve kapağı da var bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar, tavsiye ederim. İnternetten alabilirsiniz. Ben iki tane işte, iki kalıbı da dökeceğim. Şimdi arkadaşlar 1,5 sıcak su döküyoruz. 2 bardak su dökeceğim. Sıcak su. Şimdi döktüm birini. İkinciyi döküyorum. Şimdi ikinciyi döküyorum arkadaşlar. Bardağım bu şekilde boyda. Çırpacakla karıştıracağım arkadaşlar biraz. Bu şekilde karıştırıyorum. Kokusu çok güzel arkadaşlar. Biraz toz şeker ve kahve eriyene kadar ve karamel de eriyene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra kalıba döküyoruz. Biraz soğusun, ondan sonra buzluğa koyun. Direkt sıcakken koymayın, yoksa keser, yani iyi çıkmaz. O yüzden biraz kalıba döktükten sonra kenara koyup soğusun. Ondan sonra buzluğa koyabilirsiniz dondurucuya. Sanırım yeter. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bu böyle bir kabın içine koydum. Ucunda böyle şey olduğu için daha kolay olur. Eğer varsa elinizde öyle siz de dökebilirsiniz. Daha kolay olur. Şimdi arkadaşlar döküyorum. Elimde tutup hem size göstermek için bu şekilde daha kolay olur. Böyle döküyorum arkadaşlar. Dışına kaçarsa hiçbir şey olmaz. Sorun değil. Damlarsa yani. Öbürüne de geçebilir. Hiç sorun değil. Sonuçta buz oluyor. Köpük olmazsa hiç zarar etmez arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, şimdi bunu kenara koyuyorum arkadaşlar. Bir tane, hatta bir tanesi az şey gibi. Allah, tamam. Bu şekilde kenara kaldırıyorum. Hafiften kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Şey olmasın. Hani üstüne bir şey kaçmasın falan. Size de göstereyim ki şey olsun. Bu şekilde hafiften kapatıyorum kapağını. Böyle açıp bekleteceğim. Soğusun. Ondan sonra buzluğa koyacağım arkadaşlar.
Şimdi diğerini de dolduralım. Arkadaşlar devam ediyorum buna. Şöyle döküyorum. Bakın 2 bardak bu şeye tam oldu bence. Hatta birazcık artıyor ama fark etmez. Zararı yok. Bu şekilde arkadaşlar. Tam 2 kalıba 2 bardak. 1,5 yapabilirsiniz aslında ki de. Şimdi tam kapatmıyorum. Dediğim gibi bu şekilde kapattım ve kenara koydum. Evet. Geri kalanını da artık bu kadar kaldı. Şey yaparım, değerlendiririz inşallah onu da. İnşallah. Evet, şimdilik bitti. Devamında inşallah sizler için çekeceğim. Nasıl olduğunu donsun, ondan sonra size çekeceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi soğudu. Buzluğa koyacağım. Evet, şimdi bu şekilde kapatıp buzluğa koyacağım. Şöyle kapatayım. Yavaşça. Burada da hatta bunun kapağı var ayrıyetten. Buradan bakabiliyorsunuz donup donmamış mı diye. Yani doldurmak için değil. Sadece donup donmamış mı diye bakılıyor. Şimdi buzluğa götürüyorum. Haydi bakalım. Sonra gelsin güzel kahveler. Arkadaşlar kahveyi mümkünse düz yerleştirmeniz gerekiyor ki dökülmesin diye. O yüzden tamam. Bakalım. Bekleyelim. Sonucu beraber görelim. Evet arkadaşlar. Şimdi donmuş kahvemi. Şimdi kahvem donmuş. Şimdi size devamını göstereceğim. Kapağını çıkarıyorum. Ve kaç tane istiyorsam o şekilde çıkarıyorum. Şu gel tutmuş. Çok şükür. Şimdi kaç tane istiyorsam öyle çıkaracağım. Ben çok fazla şey yapmam. Bastıraraktan. Evet. 1-3 tane yeter herhalde. Bakın çok kolay çıkıyor ve tavsiye ederim. 3-4 tane yeter bana. Tamam. Ben 4 tane çıkardım. Bu bardağı. Ve sütümüzü de koyalım. Soğuk süt olması lazım arkadaşlar. Dolaptan çıkardım. Bu sütü. Şimdi döküyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Hem de desenli kahvelerim oldu. Bu ağacı da babam bahçede kesti. Bizim hobi bahçemiz var. Hatta YouTube'da videolarım var, oradan izleyebilirsiniz kanalımda. Evet, bu şekilde. Bir kaşığını koyayım. O zaman bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, kaşığımı da koydum. Ve biraz eriyecek. Ondan sonra kahvemi böyle şekilde içebilirim. Evet arkadaşlar, sizinle bir de D projesi yapalım dedim. Kahve tarifinin yanına D projesi yapmak istedim. Sizlere nasıl bir kapı süsü yapacağımı göstereceğim. Ramazan için. Haydi o zaman bakalım neler, nasıl yapıyoruz, nasıl olacak. Evet, şimdi malzemem bu iki şeyi aldım. Nasıl söyleyeyim, ahşap gibi işte, görünümlü gibi, kermesten almıştım. Hayır çarşısından. Şimdi bunlar ikisi böyle ayrı. Biri ay. Şöyle görüyorsunuz. Biri de bu şekilde. Evet arkadaşlar. Böyle. Hayır Ramazanlar yazıyor. Şimdi bu ikisini yapıştıracağım silikonla. Şu şekilde düşündük. Böyle olsun. Ondan sonra şu tarafına da şöyle, burasına da ip bağlayacağım. Kapıyı o şekilde asacağım. Göstereceğim inşallah size de. İpimiz bu. Hasır ipi mi diyorlar bunlara? Evet. Bu şekilde kalınlıkta.
şöyle arkadaşlar inşallah. Bir de süs olaraktan kürdale fiyonk yapmak istiyorum. Bununla da böyle esnek bir bant. Şu şekilde modeli. Yakından göstereyim. Evet. Ve silikon. Silikon tabancayı biliyorsunuz. Bu da onun şeyi, hani yapışmasın yere diye, damlamasın diye. Böyle. Evet. Şimdi haydi o zaman başlatalım. Bu sınsın silikon tabancası. Evet. Biz de ipini ayarlayalım o sıra. Ne kadar uzunlukta olacağını ayarlayalım. Ben bunu keseceğim. İkili olarak, iki kat olaraktan keseceğim. Hani bir kat olup da düşme ihtimali olmasın diye. Daha iyi olur diye ve daha güzel görünür diye. Daha çok güzel görünmesi içinden dolayı iki kat kesmek istiyorum. Bu şekilde. Uzunluğunu siz ayarlarsınız artık arkadaşlar. Ne kadar olursa. Uzun gelirse zaten kesme ihtimaliniz var ama kısa olursa tekrar yapmanız lazım. Bu şekilde. Şöyle ölçebiliriz arkadaşlar ay yapıp da. Ben ekstra delmeyeceğim herhalde. Şuradan takacağım ayın. Hani olmasın diye. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle taktım. İpini de bakalım bir nasıl uzun olacak. Şu şekilde. Biraz daha uzun yapmam lazım. Ama bir kapıyı ölçüp geliyorum arkadaşlar. Çünkü bilmem gerekiyor. Kapı deliğinden aşağı olması lazım. Şimdi ısınmaya başlamıştır arkadaşlar. Silikon tabancası düşüyor maalesef. Durmuyor, neden anlamadım. Ama tamam. Evet, şimdi ölçtüm arkadaşlar. Aşağı yukarı bu şekilde keseceğim. Şöyle bu kadar uzunlukta kesmek istiyorum. Şöyle bayağı bir uzun olacak. Böyle kesiyoruz arkadaşlar. Buradan. Evet, kestim. Şimdi buradan bağlıyorum. Buradan bağlıyorum arkadaşlar. Sıkı bağlıyorum ki olmasın. Daha bu şekilde yapacağım. Evet, böyle. Tamamdır bu işlem. Şimdi yapıştırma işine geçelim. Şimdi böyle yapıştıracağım. Şimdi önce ipin nasıl geleceğini bakmam lazım. Bu şekilde asılırken. Bu şekilde dursun ki yamuk olmasın. Bu şekilde asılacak ya, şu en uca getirip öyle anlayın ki böyle koyalım arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra bunu da bu şekilde getireceğim. Evet. Şimdi şurasını bir kurşun kalemle çizmişsiniz arkadaşlar. Biraz daha olsun diye, temiz olsun diye. Ben de öyle yapacağım şimdi. Kurşun kalemle çizeceğim. Bu basmalıyla şununla çiziyorum. Sadece şurasını ilk hani daha düzgün dursun diye. Orayı yapıştırırken olsun diye, belli olsun diye. Şuraya bir sadece şöyle çizik, bir de şuraya yerini belli etmek için ufaktan. Evet. Ve düzgün duruyor herhalde.
Tamamdır. Tekrar çizdiğimde emin olayım. Belli olsun. Evet. Şimdi getirelim silikon tabancamızla. O çizdiğim bölgeleri koyacağım. Şuraya arkadaşlar. Biraz yukarıya doğru. Hemen hızlı yapmamız lazım ki yoksa silikon biliyorsunuz çabuk donuyor. Hemen hızlı hızlı yapıştırmamız gerekiyor. Yoksa donuyor arkadaşlar. Evet, hemen şimdi oldu. Sıkı sıkı bastıralım. Yapışsın, iyi olsun diye. İnşallah düşmez. Bismillah. Şimdi biraz kurusun. Silikonlar yapıştı bile elime hemen. Biraz bekletelim. Donması lazım. Tamam. O sıra hemen fiyonkunu hazırlayayım. Uca. Ne kadar kesilebilir arkadaşlar? Şu kadar kesebilirsiniz hemen. Şöyle bir kaç santim. Yine göre durumuna göre bir bakacağım nasıl olacak. Kızımız nerede? Şimdi hemen. Ups. Tamamdır. Parmağımı doluyorum. Düğüm yapıyorum. Ondan sonra aynı şekilde tutuyoruz şu boylarını. Şöyle. Ondan sonra şuradan şöyle tutuyorum. Ve şöyle yapıyorum. Kurdele yapmak için. Şöyle geçiriyorum arkadaşlar. Sonra şöyle ikisini beraber tutuyorum. Evet, şimdi daha iyi oldu arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar fiyonkum. Tabii şimdi düzelteceğim bunu. Daha düzgün olması için. Sonra bunu da silikonla yapıştıracağım. İki tarafın uzunluğu aynı eşitlikte olması için arkadaşlar mecbur biraz kesmem lazım. Şurası şöyle eşitlik olsun diye. Şöyle biraz keseceğim. Tamam, şimdi aynı oluyor. Şimdi bunu o ipin oraya yapıştıracağım. Bu şekilde yaptım arkadaşlar kurdalemi. Fiyonkumu. Böyle. Çok şirin oldu. Böyle. Şimdi bunu buraya yapıştıracağım arkadaşlar.
Evet. Şimdi en ucu arkadaşlar silikonu dökeceğim. Damlatacağım, sonra oraya kurdeleyi yapıştıracağım. Hazır mıyız? Silikon tabancası. Evet. Şimdi sıkı dökelim buraya bunu. Damlatalım. Son uca kadar getiriyorum. Sonra sıkı dökeyim bunu iyicene. Çok dökeyim ki hemen şey olmasın. Şimdilik damlatıyorum. Hemen yapıştırıyorum hemen. Hemen yapıştırdım arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şurasını döndürelim hemencik. İkisi aynı eşitlikte olsun diye. Tamam. Bunu da biraz bastıralım. Biraz bekleyeyim. Sanırım donmuştur arkadaşlar. Şimdi bunu kapıya gidip asacağım. Sonra size göstereceğim nasıl oldu diye. Haydi o zaman hep beraber bakalım. İnşallah düşmez. Arkadaşlar kapı sesi projem bitti. Bu şekilde oldu. Kapıya da astım. Böyle oldu. Biraz uzaktan çekeyim. Evet, herkese hayırlı Ramazanlar dilerim.